Başbakan mafyayı bitirdik dedi ve ekledi. İfade falan almışlar. Kıyameti kopardı babası. Koparmaz mı adam? Doğurmak gibi bir şey bu evladım. Sanatçının en ısraplı anı. Sancı için. Tüh! Bitiniz kanlı. Bizimkilerin Sabri Bey'i Mehmet Akan, 5 Aralık 1939'da Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu, ortaokulu Bilecik'te bitirerek Haydarpaşa Lisesi'nde okumuştur. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yapan sanatçı, sanat aşkı dolayısıyla İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden son sınıfta ayrılmış, 1959'da katıldığı Genç Oyuncular Topluluğu ile tanışmasını da şu sözlerle aktarmıştır. Çocukluğumdan beri tiyatroya meraklıydım. Ailemin bazı üyeleri benim tiyatrocu olmamı istememişlerdi, hala da yadırgarlar. Babam ölene kadar profesyonel olduğum halde 3-4 sene tiyatrocu olduğumu saklamışımdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Bölümünde tiyatroya başladım. O sırada genç oyuncularla tanıştım. İlk oyunları olan Ayyar Hamza'yı görür görmez çarpıldım. Ergün Kökler'i buldum ve beni de aralarına almalarını söyledim. İlk yazarlık denemelerini yaptığı yıllarda genç oyuncularla Kiraz Çiçek Açıyor Aykırı Dal Üstüne ve Akça Günler ile Kara Gülmez adlı eseri sahneli Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda 1962'de profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna başlayan Akan, 4 yılda Aklın Oyunu, Otello, Midas'ın Kulakları, Ferhat İleşir'in ve Keşanlı Ali Destanı'nın da aralarında yer aldığı çeşitli oyunlarda rol almıştır. Sanatçı ilk kez yönetmen koltuğuna oturarak Haldun Taner'in meşhur Zilli Zarife adlı eserinin rejisini üstlenmiştir. Dostlar Tiyatrosu'nun 1969'daki kuruluşunda yer alan sanatçı, 9 yıl boyunca oyuncu, kareograf ve yönetmen olarak görev almıştır. Akan, Dostlar Tiyatrosu bünyesinde kurduğu hasat ile Türk halk danslarından yola çıkarak çağdaş bir dans yaratma yolunda önemli adımlar atmayı hedeflemiştir. Mehmet Akan, 1974'te Çekoslovakya'da Keşanlı Ali Destanı'nın koreografisini gerçekleştirmiş ve bu konuda usta isimlerinde beğenisini kazanmıştır. Sanatçının yazdığı önemli oyunlardan Hikaye-i Mahmut Bedrettin eseri, önce Ankara Sanat Tiyatrosu, ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiş ve ödüle layık görülmüştür. Hayatı boyunca çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan sanatçı, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı karakterle unutulmazlar arasına girmiştir. Dizide canlandırdığı Sabri Bey karakteri, komşularıyla geçinemeyen, memnuniyetsiz ve ketum bir apartman yöneticisidir. İşi mi böyle? İşi amcacığım. Benim canım hiç gitmek istemiyor ama babam zorla götürüyor. Alt, konuşma, yürü. Tembellik yok aslanım, çalışacaksın. Şimdiki gençlerde heves yok ki gözüm. Ne güzel, hazır iş. Kıymetini bilin evladım, ne güzel. O sana babandan hazır bir iş. Sen de hazır ol amcacığım. Annem sana büyük bir darbe indirecek. Anam. Allah Allah. Karıştırma şimdi annenim anneni. Dubkov, yürü. Söylesin efendim, söylesin, bırakın. Ne demişler çocuktan al haberi. E'si böyle amcacığım. Hazır ol mücadeleye. Bizim kimseden bir korkumuz yok evladım, çok şükür. Hazırız her türlü mücadeleyi şerefimizle vermeye. Sen ne demek istiyorsun şimdi be? Anlayan anlar efendim. Biz şerefsiz miyiz? Öyle dedi baba. Tüh! Sana yok. Yapma aslanım. Kurban olayım Davut Usta. Bırak. Bırak gözüm, bırak. Bela arıyor bu adam sabah sabah. Bırak Şafir, gelsin. Çak baba. Karakteri ne kadar negatif de olsa Türk izleyicisi tarafından çok sevilmiştir. Dizide kayınvalidesi ve eşiyle girdiği komik diyaloglarıyla ön plana çıkmış ve hatta belki de bizimkilerin yıldızını parlatan isim olmuştur. Bilmiyorum dedim ya efendim, banyoda herhalde. Görüyor musun damadın Rüknettin, cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Siz de görüyor musunuz bunların damadınıza çektirdikleri çileyi muhterem? Bir hesap bile yaptırmıyorlar artık. Hadi efendim, ben gidiyorum. Anneciğim size emanet. Nereye gidiyorsunuz efendim bu saatte hayrola? Kızıl'a efendim, menopoz toplantısına. Anlamadım, Kızıl'a mı? Ne var efendim bunda? Gayet doğal, yaşımız geldi artık. Ben onu söylemiyorum efendim. İstediğiniz doktora gidebilirsiniz ama o Kızıl'a gidemezsiniz. Allah Allah, nedenmiş o? Öyle efendim, o benim rakibim çünkü. Ne oluyor efendim, düşman mısınız artık? Çekilin yolundan. Evet efendim, düşmanız. Vallahi gidecek olursanız sokmam bir daha bu eve sizi. Gideceğim, karışamazsınız bana. Ayla, ne yapıyor kızım o sana?
Karşıya toplantıya gitmek istiyorum anneciğim, bırakmıyor. Elleri kırlasacak. Kapıcı Cafer ile olan atışmaları ve artık kapıcı hemen herkesin aklına kazınmış olan replikleri bizimkileri bizimkiler yapan şey olmuştu. Şimdi tutuyorum zaptı eşek diyerek kapıcı Cafer'i tehdit etmesi, katil Yavuz'dan tabiri caizse hafif tırstığı için bunu hiçbir zaman yapamaması büyük gündür üyesi olmuştu. Allah'tan başka kimsemiz yok bizim. Döveceksiniz haydut. Beni dövecek adam daha anasından doğmamış efendim. Öyle kolay değil gündüz vakti. Gecesi gündüzü mü var? Gözü dönmüş katilin Sabri Bey, Allah aşkınıza. Meskenine tecavüz bu efendim. Komşu bekliyorum. Konuşacağım seninle, aç kapını. Annem misafir mi geldi, kızım kapı çalınıyor. Ne misafiri anneciğim? Kapı çalınmıyor efendim. Haydutlar tarafından yumruklanıyor, yumruklanıyor. Gelsin bakalım ne yapacak. Ay, ne yapıyorsun Sabri Bey? Öldürecek haydut sizi. Komşu! Hadi öldürsün bakalım. Komşu aç şu kapıyı, hasretme vatandaşı. Açsanız evladım şu kapıyı, ne ait misafir bekletilir mi? Katil anneciğim, katil. Misafir değil o. Ah! Ay! Komşu aç komşu. Bırak abi açmaz. Stres yapma sava sava. Hadi gidelim. Evet Yavuz Bey, hatırım için. Randevuya da geç kalacağız. Gidelim lütfen. Gidelim yenge, ne demek? Seni mi kıracağız? Ben nasıl olsa görüşürüm onunla münasip bir zamanda. O kadar abicim. Tak. Kalk efendim. Buyurun. Tak tak buyurun. Güle güle. Hayırlı işler. Dizide apartmandaki herkese eleştiren, apartmandan gider gitmez herkesin hakkında dedikodu yapan Sabri Bey, eşi Aile Hanım'ın kiracıları Cenap Bey olan ilgisinde kıskanan bir tiplemeyi canlandırmıştır. Neredeyse burada olurlar anneciğim. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ne pişirdin böyle? Oho, neler pişirmedik efendim. Bir aylık mutfak masrafımız gitti bir akşam yemeğine. Vallahi siz çok nankörsünüz efendim. İnsanlar o kadar uğraştılar, resminizi yaptılar. Bedava yapmadılar ya efendim. İki aylık kira karşılığı. Siz de 6 kilo patlıcandan bir beğendi yaptınız. Feda olsun onlara. 60 kilodan da yaparım. Olmaz ki ama efendim, görgüsüzlük. Evet. Macuk. Aferin evladım, ne konuşuyorsun sen öyle? Hah, baban da geldi bak. Buyurun. Geldim efendim. Ne olmuş Şükrü Bey'in oğluna? Karakola düşmüş kerata. İfade falan almışlar. Kıyameti kopardı babası. Koparmaz mı adam? Yazık yazık. Kızı o Terelelli'nin peşinde. Oğlan karakollarda. Örgüt işi mi yoksa? Bilmem vallahi. Pek hoş konuşmuyordu anası. Terör falan. Aman dikkatli olmak lazım. Apartmanı hedef yapmayalım. Kimin neye hizmet ettiği belli değil bu zamanda. Tabii efendim, Allah göstermesin. Sokar mıyız öyle apartmanımıza ne diyor belirsiz adamları? Kafalarını kırarım vallahi. Türkiye, Türkiye, kırmızı beyaz Türkiye. Aferin. Bu da pek dillendi maşallah. Dillidir amcası. Ne diyorlar buna? Kim ne söyleyebilir ki efendim? Yukarıdaki çatladı çatladı. Adam adam. Çatlasın alaman bozuntusu. Yabancı uyruklulara mı bırakacağız apartmanımızı? Ama ne? O şarkıcı kadını mı getiriyor yine haydut? Yok bir şey görmedim de. Davul zurna çala çala getiririm diyor. Kimse karışamaz özel hayatıma diyor. Haydut getirsin bakalım getirsin. Ben de ahlak masasına bildirmezsem. Bildireceksin tabii canım. Ne bu artık? Şey başı biz burada. Aferin bak. Dürüst ol canımı al. Allah razı olsun. Sen de benim bir evladım sayılırsın. Serpil Hanım başlamış mı yeni işine? Bugün başlıyor. Bir karış surat. Kocam adam değil ki diyor. Değil ya, kıl kuyruk. Ha, sığır gibi yapıyor. Kadının adı yok. Bir İstanbul masalı. Gramofon avrat, bez bebek, yazlıkçılar, büyük umutlar ve aşk oyunu gibi birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı ayrıca yönetmenlik de yapmıştır. Ne oldu İmran? Bakkal. Sipariş almaya gelmiş. Vart vart öttürüyor münasebetsiz. Çalma dedik sana kaç kere şu kornanı değil mi? Çalışıyor İmran Bey. Ne dedi bu şimdi? Bilmem konuşuyor işte. Bir şey almayacağız evladım. Gidebilirsin güle güle. İmran iç şundan biraz.
Geldik sinirlerin gerildiğine. Ne güzel konsantre olmuştun romanına Paris'te. Niyetim bitirip dönmekti. Bir iki ay daha kalabilseydik. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız teyzeciğim? Günaydın çocuklar. Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Uykulu. Bıraksam tatilini uykuda geçirecek. Aa, yapma öyle Mert. Man kafa olursun. Aman ha. Babanız da çok uyurmuş gençliğinde herhalde. Ne ilgisi var Ümran? Babası gibi mi o? Üniversiteyi kazandı. Biraz dinlenmek hakkı. Uluslararası ilişkileri istiyordun değil mi? Evet dayı. Fransızcaya başlıyoruz yakında. Hah, très bien. Uluslararası ilişkilerde yabancı dil bilmek yetmiyor. Kültürel birikim de gerekli. İlgili bir çocuk, konuştuk biz. Evlerindeki edikasyon seviyesi düşük Güzide. Temel zayıf. Orası öyle. Hadi Mert kaçalım. Hadi abi. Denize mi hemen? Geç bile kaldık. Annemler denizde mi? Denizdeler efendim. Kont ile kontes baş başa. Oo, romantik takılıyorlar bugün oğlum. Bizi de ektiler. İkinci bar. Dayı siz de gelmek istemez misiniz? Değişiklik olur. Aman evladım aman. Yatamayız biz öyle plajda. Hanzolarla üst üste. Sus lan. Yanlış mı söylüyorum abi? Delikanlı adamız icabı. Ya bırak şimdi delikanlılığı menikanlılığı karıştırma Ömer. Dilber Başak, 3 yıldır evliyim ama hala bakireyim dedi. Lan moruk! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Ne dalgası evladım? Gazete okuyorum şurada. Gazete okuyormuş başlarım senin gazetenden ha. Çık dışarı çek. Müşteri kovulur mu evladım? Senin gibi müşteri kovulur. Kovmaz olsun hadi çık dışarı. Nasıl be sinirler gergin kusura bakma. Tamam tamam abicim kapatın dükkanı müşteri falan istemiyorum kapat. Hadi böyle. Hadi yallah. Yallah. Hadi cenazemiz var kapalıyız bugün hadi. Tamam. Hadi canım yallah yallah hadi hadi. Kapat. Televizyonu da kapat. Kapat. Televizyonu da kapat. Ankara Sanat Tiyatrosu Aslı'da 1982'de sahnelenen hikayeyi Mahmut Bedrettin oyunuyla Ulvi Aras en iyi yönetmen, Ankara Sanat Kurumu en iyi yönetmen, İsmet Kültay en iyi yazar ödüllerinin de sahibi olmuştur. Usta oyuncu Samuel Beckett'in yazdığı Oyun Sonu adlı eserin Dostlar Tiyatrosu'ndaki provaları sırasında midesindeki kitle yüzünden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Kitlenin alınması amacıyla gerçekleştirilen ameliyattan sonra kanama geçiren Akan, 8 Temmuz 2006'da 67 yaşında aramızdan ne yazık ki çok erken ayrılmıştır. Mehmet Akan'ı her zaman onunla klasikleşmiş replikleriyle iyi hatırlayacağız. Versiniz efendim cevabınızı. Biz yoklamalarımızı yaptık efendim. Çok şükür öylesi taktiklere ihtiyacımız yok.